genel izleyici için uygundur. Sağlıklı, mutlu bir pazar günü diliyorum. Hoş geldiniz. Belki de bizimle ilk defa berabersiniz. Efendim Tele1 TV'desiniz. Sağlık gündemi programındasınız. Her cumartesi pazar saat 14'te sizlerleyiz ama pazar gününün bir farkı var. Çünkü pazar günü sizin gününüz. Siz soruyorsunuz efendim. Kalp damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Mahmut Akyıldız cevaplıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasıl bir hafta geçirdiniz? Vallahi haftalar yoğun geçiyor. Bol ameliyat yaptım yani. Hı-hı. Ne yapayım? Onun dışında ama iyisiniz değil mi? Sağlıklısınız. Evet. Evet. Yani tabii ki ameliyatın dışındaki zamanı da iyi değerlendiriyorum. Hı-hı. Bahçelerde çalışırım. Evet. Gerçi şimdi kış ya. Sağlıklı kitap, ve doğru beslenme. Kitap, müzik, evet. Masa tenisi oynarım. Güzel. Denerim. Böyle... ama şey hastanın dışındaki ortamı da takviye olarak iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Peki. Efendim biliyorsunuz ki her pazar günü sorularınızı alıyoruz. 5 dakika sonra arkadaşlarımdan rica edeceğim. Telefon numaralarımızı aşağıda verecekler ve sorularınızı almaya başlayacağız ama her hafta soruları yolluyorsunuz. Canlı yayın sonrasında gelen soruları, cevaplayamadığımız soruları zaman zaman hocamıza yolluyorum. Zaman zaman da onları arşivliyorum ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta da öyle yapacağım hocam. Yapalım. Geçen hafta cevaplayamadığımız sorular vardı. Onlardan başlamak istiyorum. Çalışan kalpte bypass yaşı ileri hastalara mı yapılır diye bir soru vardı. Oradan giriş yapalım. Evet. Şöyle, çalışan kalpte bypass nedir? Normalde klasik olarak kalbi durduruyoruz. Hastayı kalp akciğer makinesine bağlıyoruz. Ve duran bir kalp üzerinde yapmamız gereken bypass işlemini yapıyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kalbi durdurduğumuz zaman biz onu korusak da, her ne kadar korusak da hasarlı bir kalp, yani sağlam bir kalp gibi olmayabilir. Daha önceden kalp krizi geçirmiş, yani o dönen makine var ya, kalp akciğer makinesinin, evet, bir takım yan etkileri oluyor. Bunlar böbreklerde yetmezlik varsa onu olumsuz yönde etkileyebilir. Akciğerlerde yetmezlik varsa akciğer hastalığı, pompa akciğeri dediğimiz durum ortaya çıkabilir, ödem olabilir, beyinle ilgili. Bir de kapalı bir sistemde dönüyor. Genellikle işte mikrobabil dediğimiz havacıklar oraya buraya gidebilir. Yani neticede bu kalp akciğer makinesinin yan etkilerinden hastayı muaf tutmak için özellikle bu çalışan kalpte bypass sistemi daha çok yaşlılarda ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Risk kalbi durumu yüksek olanlarda. Kalp yetmezliği, evet, olanlarda, böbrek yetmezliği olanlarda, kalp akciğer makinesine bağlanmasında, diyelim ki daha tümör, kanser tedavi görmüş. Yani o sisteme bağlandığı zaman mevcut hastalık daha kötüye gidebilir. Yani burada şöyle düşünün. Kalbi durdurmuyorsunuz. Tamamen fizyolojik bir ameliyat yapıyorsunuz. Hani hastalar sahipleri diyor ya, ameliyattan sonra ne oldu buna? Huyu suyu değişti, işte asabi oldu, şöyle, evet, böyle. Bu o sistemin, yani vücudun fizyolojik mekanizmayı, biyokimyasal mekanizmayı geçici bir süre olarak bozuyorsunuz. Hı. Yani kan sizin damarlarınızın dışında başka bir yüzeyle temas ediyor. Bu yüzey nedir? Onlarla geliyor. Mesela toplar damarı çekiyoruz oraya takmış olduğumuz şeylerle, hortumlarla, oradan makineye gidiyor. Bir tanesi oksijenlendiriyor. Yan taraftaki tekrar vücuda basıyor. Yani yabancı bir yüzeyle temas ettiğinin o farkında değil. O onu savaş olarak kabul ediyor. O yabancı yüzeyleri ve bütün immün sistem, bütün sistem bozuluyor. Daha çok ileri yaştaki hangi sağlık sorunu olan hastalarda çalışan kalpte bypass uyguluyorsunuz? Aslında biz ekip olarak biz uzun süreden beri rutin olarak yapıyoruz. Yaşlı, genç bakmıyoruz. Eğer uygunsa rutin olarak bu sistem. Burada önemli olan ne biliyor musun?
Burada bir tecrübe önemli. Bir de kullandığımız teknoloji önemli. Yani şimdi aletlerle mevcut bypass yapacağımız yeri biz çok hareketsiz hale getirebiliyoruz. Bir tane aletimiz var, pozisyon veriyoruz. Bir tanesi var, stabilizatör diyor, stabilize ediyor. Biriyle pozisyon veriyoruz, içine şant koyuyoruz. Yani eskisi gibi değil. Eskiden de yapıyorduk ama daha şey şartlarda yapıyorduk. Ama şu anda bizim bu rutinimiz gibi uzun zamandır, 10-15 yıldır çalışan kalpte yapıyoruz. Açık yapıyorsunuz. Çalışan kalp, yok evet. Koltuğu kapalı da yapıyoruz. Kapalı da yapabiliyoruz. Her damarı kapalı da zor oluyor. Buradan küçük kesiyle önden yapıyoruz. Kalbi durdurmadığın zaman hasta hiç ameliyat olmamış gibi. Yani fizyolojiyi bozmadı, çok daha çabuk iyileşiyor. Bir de işte ameliyattan sonra oluyor ya, işte unutkanlık, halsizlik, o evet. Şikayetler çok daha az oluyor. Normal yaşama çok daha hızlı dönüyorlar çalışan kalpte, bypass'ta. Biraz korkuyorlar ki sorular var bu yönde de. Hani avantajları neler, tehlikesi var mı, sistem tersini yani şöyle, avantajları aynı kalitede yapılmalı. Hı. Çünkü bypass dediğiniz zaman çok ince, 1-1,5-2 milimlik damarları birbirine dikiyoruz. Hı. Yani böyle milimetrik şey yapıyorsun. Yani burada şey, sanat önemli. Çünkü ben işte farklı bir şey yapacağım diye orijinale veya iyi yapamadığınız zaman damar çok kısa sürede tıkanabilir. Onun için yani bunu yapan bilir tabii, hekim onu aynı kalitede, aynı şekilde yapıyor muyum, yapamıyor muyum? Hı. Onu zaten kendin görüyorsun. Yani çok iyi olmayan bir şeyi yapmaya zorlamanın bir anlamı yok. Ama eğer bu konuda tecrübeniz varsa birdenbire yapılacak bir şey değil. Zaten biz bunu önce tek damarla başladık. Sonra ön yüzdeki damarları yapmak çok kolay. Sonra 2 damar, 3 damar, 4 damar derken yani uzun bir süredir tüm damarlara kalbi durdurmadan çalışan kalpte bypass yapıyoruz. Şahane. Avantajları çok fazla. Evet. Fıtık ameliyatı, apantisit ameliyatı olmuş gibi çok daha çabuk iyileşiyor. Yani bu o biraz önce söyledim, fizyolojik dengeyi vücudu bozmuyoruz. Evet. Tamamen fizyolojik. Evet. Efendim artık yavaş yavaş sorularınızı almaya başlayabiliriz. Sevgili arkadaşlarım, hem sosyal medya hesaplarımızı hem de telefon numaralarımızı aşağıya vermeye başlayalım. Canlı yayına telefonlarınızı almaya başlayalım efendim. Oo. Hem aşağı numaramış bile. Antalya'ya gidelim o zaman hocam. Gidelim. Antalya merhaba. Merhaba. Ayşe Hanımcığım hoş geldiniz. Hemen hoş sorunuzu buldum. Rica edeceğim. Tabii, ben aort anevrizmasıyım. 4,5 santim aort balon yapmış. Evet. Aort anevrizmasıyım. Bir rahatsızım. Bu sene 4 aydır istifa edildim. Nihayet teşhis kondu. Ama ne yapmam gerekli? Ne kadar daha duracağım? Ne yapacağım? Ekoda kapaklarla ilgili problem var mı? Var, var. Ne var kapaklarda? Problem var. Kapaklarda ne? Kaçak var mı? Darlık veya kaçak? Kaçak olarak söylenmedi. Sadece kalp kapakları yetmiyor. Aort kapak yetmezliği. Yani. Aort kapak yetmezliği. Kaçıncı derecede yetmezlik var? Onu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Anladım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. İstersek şu anevrizma görüntümüzü alalım. Evet. Aort anevrizması. Evet. Sevgili arkadaşlar, anevrizma görüntümüzü alalım. Arkaya hazırlar arkadaşlar. Biz sorularımızı cevaplamaya başlayalım şimdi hocam. Şimdi aort anevrizması tabii hangi bölüm? Bu değil. Hani bu da değil. Geçiyoruz. Evet. Devam. Devam edelim. Anevrizma. Evet, devam. Bu. Evet. Biraz şimdi, genişletelim. Evet, tamam. Buyurun şimdi hocam. Burada normal aortu görüyorsunuz değil evet. mi? Kalkıp anlatayım. Lütfen hocam. Şimdi burada normal aortu görüyorsunuz. Burada kapak var. Evet. Tamam mı? Bu çıkan aort. Göğüs içindeki. Bu da dallar veriyor işte sağ kola. Bunlar beyine giden damarlar. Sonra göğsün içine aşağı doğru dönüyor. Aort anevrizması dediğimiz zaman neyi anlıyorsunuz? Bu damarın herhangi bir yerindeki genişleme. Burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir göğüs aortu. Şimdi bizim daha çok sık karşılaştığımız durum şurada nedir? Olduğu gibi galiba. Şurada olduğu gibi. Evet. Bizim en sık karşılaştığımız durum
biküspit aort diyoruz. Hı hı. Şimdi burada aort normalde 3 yapraklı şöyle kuş şeyi gibi açılıyor, hı, kapanıyor. Bu doğuştan en sık görülen anomali 3 yaprak yerine bunun 2 yapraklı olması. Biküspit aort dediğimiz durum. Bu durumda biküspit aort kapak olduğu zaman kanın damar içindeki laminal akışı bozuluyor. Hı hı. Yani kapaklar açılıyor simetrik bir şekilde ama çift yak kapak olduğu zaman çapraz olarak kan buraya doğru, evet, sürekli hani damla damla ne yapar? Damladıkça orayı deliyor. Bu da, evet, sürekli böyle bak burada çıkan aort anevrizması oluşturuyor. Evet. Biküspit aort kapak da burada. Bu kapakta da problem olabilir. Bu doğuştan gelen, bu da sonradan olan bir durum. Burada ne yapıyoruz? Kapakta darlık yetmezlik varsa kapağı de değiştiriyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Şunun gibi değil mi? Şöyle, evet, şöyle kesiyoruz. Evet. Ve şöyle bir tüp greft. Buraya, evet, aynı çapta. Burası kaç santimse ölçüyoruz. Bunu buraya koyduğumuz zaman tamamen orijinali gibi oluyor. Evet. Şimdi... Tabii bu çok sık karşılaşılan, bizim de çok sık yaptığımız bir ameliyat. Şimdi burada iki tane ameliyat tekniği var. Kapağın hanımefendi şeyi söylemedi, yani derecesi çok önemli. Bazen mesela geçen yaptım, kapak bozulmamış. Bir tek bu damar ilerlemiş. Bir küspit aort olduğu zaman, 5 milimin üzerine çıktığı zaman oraya müdahale ediyoruz. Eğer kapak 3 yapraklı ise... O zaman 5,5 santimden sonra müdahale ediyoruz. Yani 55 milimetreden bir küspit olduğu zaman 50 milimden sonra müdahale ediyoruz. Bir de tabii sekron, ikisi de bir arada olabilir. Buna tabii hekim karar veriyor. Hastamızın ileri derecede kaçağı yoksa, biz bu hastamızı 6 ayda bir eko ile takip edeceğiz. Bana gidelim. Biz edeceğiz derken tabii ki kardiyolog. Gidelim. Bana gidelim, gidelim mi? Gidelim. Merhaba Zeynel Bey. Merhaba ablam, merhaba. Hoş geldiniz efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Teşekkürler, sağ olasın. Buyurun efendim. 2 sene evvel ben acı oldum. Geçmiş olsun. Hocam 2 sene evvel ben acı oldum. Bir sağ tarafta stent attılar. Evet. Şu ana kadar durumum iyidir. Yalnız, evet, kollarımda hafifçe bir ağrı var. Evet. Ağrının nedenini mi soruyorsunuz? Evet hocam. Peki ağrı ne zaman oluyor? Otururken mi, yürürken mi, yatarken mi, yokuş çıkarken mi? Sıcakken ağrısı yoktur. Yalnız soğukken, ben gezerken hafifçe bir ağrısı var. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar arkayı kaldırabiliriz. Buyurun hocam. Şimdi şöyle bypass değil, stent oldum diyor. Hı hı. Sağ damara stent takıldı. Şimdi tabii ki şunu da söyleyelim. Hastalar bir işlem yapıldıktan sonra, bu cerrahi işlem de olabilir, bypass da olabilir, stent, balon. Bu işlem yaptıktan sonra hastalar psikolojik anlamda da burayla buranın arasındaki sürekli bağlantıyı artırıyor. Acaba. Ya kalple ilgili kalp dediğin, evet, zaman yani takıntı haline geliyor. Ameliyat olsa bir de. İster istemez. İster, elinde de değil. Evet. Çünkü korkmaya başlıyor. Evet. Ve olmayan şeyler de bazen oluyormuş gibi, evet, olabiliyor. Evet. Bunu çok sık görüyoruz. Stent mesela hiçbir şikayeti yok diyelim hastanın. Stent ondan sonra göğüs ağrım başladı. Hı. Çarpıntılarım başladı. Belki de bunun hiç alakası yok. Hı. Psikolojiyi de hiçbir zaman ekarte etmeyin. Kalple ilgili ağrılar, daha önce de söyledim, kalple ilgili oluyorsa eforla ortaya çıkıyor. Hı. Stentiniz var. Rahat yürüyebiliyor musunuz gündüz? İşlerinizi yapıyor musunuz? Merdiven çıkıyor musunuz? Burada baskı, yanma, sıkışma oluyor, yok. Ya akşam geliyorum evde, yemek mi yiyorum, tika basa yiyorum, koltukta oturuyorum, sıkışıyor. Şimdi ben şunu sorarım. Siz arabanızın motoru yokuşa vurduğunuz yerde mi su kaynatıyor, durduk yerde mi? Hı. Tabii ki durduk yerde istirahatte oluyorsa şikayetler kalple ilgili olmadığını anlıyoruz. Onun için tabii ki böyle işlem görmüş hastalar, özellikle stent takılmış, anji olmuş, balon olmuş hastalar muhakkak bir kardiyoloğu vardır ve onun tarafından takip ediliyor. Burada önemli olan ilaçlarınızı düzgün kullanıp kontrollerinizi aksatmadan hekiminizle diyaloğunuza devam etmeniz gerekiyor. Ankara'ya gidiyoruz. Gidelim. Merhaba Ankara. İyi günler hocam. Merhaba efendim, buyurun sorunuzu alalım. Ben daha önce ağız ameliyatı olduydum da. Geçmiş olsun.
Arda avut damarı patladıydım. Evet. Ankara'da oldum. Evet. Şimdi oldu. Ondan sonra tekrar bende iki tane büyüme var. Evet. Aort damarına ilgili. Ne evet. yapmam gerekiyor? Kaç santim bir büyümeler? Abi mesela sağ tarafta tansiyon alınamıyor. Sağ tarafta? Gitti galiba. Evet, gitti galiba telefonumuz. Peki. Hayır. Sağ tarafta ne alınamıyor dediniz? Sağ tarafta ne alınamıyor? Sağ tarafta tansiyon alınamıyor. Tansiyon alınamıyor. Anladım. Evet. Peki, anladım. Teşekkür ederiz çok efendim. Çok geçmiş olsun. Ne yapmam gerekiyor hocam? Şimdi şöyle tabii, hele anladığım kadarıyla diseksiyon dediğimiz aortun yırtılması dediğine göre ameliyatı oldu. Aort görselini açalım mı? Açalım. 6 numaralı görselimizi açabilirsek yönetmenler. Numaralandıralım hemen. Evet. Diseksiyon burada şey evet. yok ama şöyle, şimdi diseksiyon dediğimiz zaman şu aort damarın, aort damarı 3 katlı, tamam evet. mı? İçinde bir endotel tabakası var. Evet. Ortada bir kas tabakası var. Hı hı. Onun dışında da onu koruyan, güçlendiren bir adventisye tabakası var. Bazen bu endotel tabakasının zayıflığı herhangi bir neden, yaşlarda, evet. yüksek tansiyona bağlı, yırtılıyor, kan duvarların arasına girerek yırtarak aşağı doğru gidiyor. Nasıl mı bu? Bir ağaca yıldırım düştüğü zaman tepeden gövde ile dalları ayırıyor ya. Bu evet. da aynı şekilde. Hı. Bu riskli bir operasyon. Yani kötü bir durum. Hı. Çünkü bu yukarıdan başlıyor. Ta aşağı kadar tiplerine göre değişiyor. Hı hı. Ameliyatı da zor bir şey. Şimdi çünkü hangi bütün o yan dalları da etkiliyor. Hı. Yani gövdeden onları da ayırabiliyor. Onun için bunun ameliyatı da çok kompleks. Tansiyon alınamayabiliyor mu? Tansiyon alınamayabilir. O zaman sağ kola giden damarda bir problem olabilir. Hı hı. Yani bir şekilde veya besleniyor. Bunu cerrahla konuşmak lazım. Hı hı. Genellikle bu ameliyatlardan sonra karın içindeki organlarda beslenme bozukluğu görülür. Hı. Karaciğer, dalak, bir de bağırsaklarla ilgili beslenmeye bağlı nekrozlar olabilir. Özellikle bacağı var. Yani buradan başlıyor. Hı. Ta şeye kadar her tarafı etkileyebilen bir durum diseksiyon. Evet, diseksiyon. Bir de tip 1, tip 2, tip 3 de biz bunu sınıflara işte burayı tutan, arkus işte şeyden sonra başlayan gibi sınıflara ayrılıyor. O zaman doktoruyla hep temas halinde olacak. Bu çok kompleks ve çok evet. iyi bir durum. Evet. Yani git doktoruna teşekkür etsin. Hı. Çünkü bu ameliyatın riski bizim yaptığımız en yüksek ameliyatlardan bir öyle tanesi mi? Tabii. Tabii diseksiyon dediğin zaman korkacaksın. Hı. Tipine göre de değişiyor. Doktoruyla temas halinde olsun. Evet. Yani kolu nabız alınamıyor ama neticede besleniyor. Beslenmese zaten problem olur. Hı hı. Ama ne ameliyatı yapıldı onu tam olarak şey yapamayız. Aslında bizim orada bir görselimiz vardı diseksiyon. Hangisi hocam? Diseksiyonla ilgili görselimiz. Yine bu aorta benzeyen 3 tane yamalı bir görselimiz vardı. Evet. Onu organize eder arkadaşlarım onu, mutlaka. Evet, biz onları numaralandıracağız peki, galiba. İstanbul'dan, ben bir soru soracaktım, soramayacağım. Olsun. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhabalar. Ben hocama bir soru soracaktım. Tabii efendim, buyurun lütfen. Şöyle ki, abim için dental ameliyat öngördüler, yapacaklar. Aort damarı demiş. Ve kalp yetmezliği var, %25 kalp yetmezliği var. Evet. Adeta bir de kalbinde kalp açığı değişmesi gerekiyor çünkü orada da kireçlenme varmış. Evet. Bununla ilgili hocam risk var mıdır? Yani şeyler tereddüt ediyoruz, kalp yetmezliği. Kalp yetmezliği %25 mi dediniz Efe değeri? Evet değerli hocam, yani böyle söylendi. Anladım. Kapak bental ameliyatı olacak. Efendim? Bental ameliyatını söylediler size. Evet, bental ameliyat olması için heyete çıktı ve heyete de kabul gördü. Anladım. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun hocamız şimdi. Şimdi evet, buyurun. Şöyle, bental da yine bizim yaptığımız en büyük ameliyatlardan birisi. Biraz önce de yine bir daha görseli getirirlerse aort. Hangisini hocam? Aort görselini alabilir miyim? Bu değil, aort anevrizması. Aort anevrizması, üçlü görsel. En son. Evet. Evet. Bu değil, geçelim arkadaşlar. Biraz önce vermiştik. Biraz önce evet bu. Evet. Bu şimdi, görsel. Bak şöyle anlatayım. Buyurun aort hocam. Anevrizması nedir? Şimdi burası genişliyor, tamam mı? Evet. Bu genişlik buraya kadar iniyor.
Evet. Biz aslında bu sağlam dokunun üstten kestik. Bak burada bunu yaptık ama şey dediğiniz zaman, dental dediğiniz zaman ameliyat biraz daha kompleks hale geliyor. Çünkü burayı komple değiştiriyorsun. Evet. Ve kapak da bu. Kapaklı konduit koyuyoruz böyle. O zaman koroner damarlar nereden çıkıyor şu koroner damarlar? Bak bu koroner damarları da getirip bunun üzerine dikiyoruz. Hı. Buraya buraya. Yani bunun içinde kapak ameliyatı var. Anevrizma ameliyatı var. Bir de damarları getirip buraya dikiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Şu sistem tamamen değişiyor. Hı. Yani basit bir ameliyat değil. Evet. Tecrübeli yerlerde yapılmalı. Bir de şey de var tabii, hastanın kalp yetmezliği varmış. Hı. Ejeksiyon fraksiyonu 25 dediğimiz zaman biz ejeksiyon fraksiyonu Efe değerini biliyor musun? Hı hı. Kalp içine 100 sisi kan alır. 65-70'ini vücuda pompalar. Hı hı. Bir kısmı içinde kalır. Hı hı. Bu pompalama oranı 50'nin altına düştüğü zaman 30-50 arasında biz bunu orta kalp yetmezliği diyoruz. 30'un altına düşerse ileri derecede kalp yetmezliği deniyor. İleri derecede kalp yetmezliği de tabii ki böyle kompleks zaman alıcı bir ameliyatın olması tabii risk arz eder. Riskli. Burada yapılması gereken tam teşekküllü bir merkezde bu ameliyat konusunda çok tecrübeli, bu işi çok hızlı yapacak bir hekimin yapması yani çok önemli. Yani riskleri bilip ona göre karar vermek zaten çok olay önemli. Zaten olay risk, hastanın durumu da zaten. Evet. Efesi eğer doğruysa 25 dendi. Evet. Ameliyat da büyük olunca olmayacak bir şey değil tabii ki ama biraz seçim, karar ve doğru adres. İzmir'e gidiyoruz. Gidelim. Saniye Hanım. İyi günler. Merhaba efendim, hoş geldiniz İzmir'e, sevgiler. Buyurun sorunuzu alalım. Teşekkür ederim. Ben de hocama sağ ventriküler, sağ atrium arasındaki tribüs kapakta 2 derece bir rahatsızlığım var. Bu konuda bana nasıl tavsiyede bulunur, ne yapmam lazım? Teşekkür ederiz efendim. Kapak buyurun. Kapak şeyimiz gelsin. Evet, kapak görsellerimizi bir alalım yani arkadaşlar. Beş numaralı görsel. Evet. Şimdi şöyle, kalbin içinde kapaklar var. Neyse. Evet. Şimdi arkadaşlarım hazırlıyor. Buyurun. Şöyle söyleyelim. Sağ taraftaki kapak, yani hanımefendi de, bak bizim izleyiciler de çok bilinçli. Çok bilinçliler değil yani, mi? Anatomiyi bile şahanesiniz, biliyorlar. Şahanesiniz gerçekten. Yani bir de ne güzel anlattı. Sorular da bu çok evet. Güzel. Bak sorular da güzel geliyor. Buyurun. Şimdi bak burada kapaklar var. Bu sağ taraftaki burası aslamız ne dedi? Sağ ventrikül. Evet. Biz buna sağ karıncık, halk dilinde sol karıncık. Evet. Şurada bir kapak var. Evet. Burada kan yoğunlaştığı zaman bu kapak açılıyor. Kan buraya geçiyor, tamam mı? Sonra burada basınç yükseldiği zaman kapak kapanıyor. Bak açıldı, kapandı. Kan nereye? Akciğere gidiyor temizlenmek için. Nasıl muhteşem bir sistem değil mi? Çok muhteşem gerçekten. Evet. Çok muhteşem. Evet. Yani daha çok. Esas bunlar kaba muhteşemlikler. Evet. İçinde o kadar hassas muhteşemlikler var ki. Değil mi? Bunu biz bile bilmiyoruz. Evet. Şimdi buradan kan bu kapak tam kapanıyor ama bazen tam kapanamıyor. Kan tekrar geri kaçıyor. Evet. Birinci derece tiroküspit yetmezdi. İkinci derece tiroküspit 3-4 diye. Kaçışın miktarına göre biz ne yapıyoruz? Buna bakıyoruz ama kaçışın nedeni ne? Romatizmal mı? Bazen şu basınç yükseldiği zaman bunun içinde bu taraftaki basınç bunun basıncını yükselir. Burada kaçığı artarabilir. Uh-huh. Eğer bunu takip edeceğiz 6 aylık ekolarla. Uh-huh. Eğer diyelim ki 3-4 ileri yetmezlik olduğu zaman ne yapıyoruz? Kapağa müdahale ediyoruz. Bir de şu anda yine eğer akciğer basıncının yüksekliğine bağlı ise o zaman ne yapılması gerekiyor? İlaçlarla ona müdahale edilmesi gerekiyor. İkinci dereceli kaçak çok önemli bir şey değil. Yani onu uzun süreler götürebilir ama muhakkak bir kardiyolog kontrolünde olması gerekiyor. Güzel Adana, Meral Hanım. Efendim. Hoş geldiniz efendim. Sevgiler teşekkür Adana'ya. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sorunuz Adana mı? Evet. Hocam ben şeyi soracaktım. Buyurun. Ben 2009 falandı. Bir EPS'e geçirdim, damar yakması, kalp damar genişlemesi denildi. Evet. Bağcılar zaten. Fakat başarılı olamadık diye rapor verdiler. Başarılı yani olamamış. Başarılı olamadık diye rapor verdiler. Evet. Sabah akşam
ilaç içmemi söylediler. İsotin kullanıyorum sabah akşam. Evet. Ama ara ara kartımsı yokluyor beni. Olduğum yere yığılıyorum. Kıpırdayamıyorum. Anladım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Bir de uçağa binme korkusu var bende. Binemiyorum. Anladım. Yani bu çarpıntıdan dolayı. Çarpıntıdan dolayı değil. Panik ataktan panik dolayı. Çok sevgiler. Çarpıntıyı da panik atak tetikliyor olabilir mi acaba? Şimdi şöyle yok, bir şey. Kalbim çarpacak korkusuyla bilmiyorum. Evet, anladım, evet, anladım. Peki teşekkür şimdi, ederiz. Buyurun. Hanımefendi de herhalde bir ritim düzensizliği var. Oh, çarpıntıları oluyor. Evet. Bu çok ileri derecede şey yaparsa, gerçi bizim alanımız değil, kardiyolojinin ritimle ilgilenen bir bölümü var. Onu ilgilendiriyor. Bazen düzensiz çalışmalar, kalp hızı bazen artıyor. 100-150-200-300'e çıkıyor. Bu çok sık ortaya çıkıyorsa sık da görülen bir durum, ama şöyle söyleyeyim. Özellikle genç bayanlarda, gençlerde çok. Yani ruhsal durum bu işi çok tetikliyor. Hanımefendi hassas bir hanımefendi olabilir. İşte bak, uçağa binmekten korkuyor, panik atağım var vesaire. Yani insanın ruhsal durumuyla kalbi arasındaki bağ çok güçlü. Evet. Burası rahat olmadığı zaman bunu sürekli taciz ve rahatsız ediyor. Yani kafadaki beynin huzuru çok önemli. Biz tansiyonu konuştuk. Burada hissediyorsun. Evet, şekeri konuştuk, stresi konuşmadık. Konuşacağız. Diyelim ki numaralandırsak bu üçünü. Şu soruyu bitireyim. Peki hocam. Şimdi hanımefendiye de kardiyolog diyor ki EFT çalışması demiş. Elektrofizyolojik bir çalışma anjiyoyla yapılıyor, giriliyor. Burada eğer bir ileti sistemi var kalbin içinde, atriumda. Bu ileti sisteminde, onu burada yok. İleti sisteminde bazen ekstra aberan diyoruz. İletiler varsa onları şey yapıyor, koterle yok ediyor. Bazen de biz ameliyatta açık olarak yapıyoruz. Onu tespit ediyor. Her zaman da bu başarılı olmayabilir. Yani en ehil ellerde bile bunun iyi sonuç vermesi %80, 75-80 oranında. Ama bence hastamızın bu mu buradan kaynaklanıyor, bu mu, ama biraz da psikolojik panik atak için, korkular için de bir destek almasında fayda var. Çünkü onu sürekli olarak agreve ediyor. Peki. Bir de onu bekliyor, tetikliyor. Panik atak kontrolsüz. Kontrolsüz güç değil. Hatay'ı bekletmek istemiyorum. Zülfikar Bey. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hatay'a hoş sevgiler. Efendim. Hemen sorunuzu rica edeceğim. Sevgi ve saygılar sizlere. Ve çok teşekkür ediyoruz böyle güzel insanları bilgilendiren bir program yaptığımız için. Benim istirhamım hocamdan, ben 2005 yılında aort anavrizması bir kalp ameliyatı geçirdim. Geçmiş olsun. Damar, çok sağ olun hocam. Damar çapım 8.9'du. Evet. Fakat ameliyattan sonra bu 5'e düştü. Farklı zamanlarda doktor kontrollerinde bu çapın bile çok fazla olduğu söylendi ve tekrar ameliyat olabileceğini ima ettiler. Acaba bu konu hakkındaki yorumunuzu alabilir miyim? Bir şey soracağım. Ameliyattan önce çap kaçtı dediniz? 8.9 hocam. Şimdi kaç? 5.5. Peki aortun hangi bölümü? Çıkan aort? Hocam tam o konuda bir böyle bir baloncuk olmuştu. Ameliyat nereden? Göğüs açılarak mı yapıldı? Pardon hocam. Ameliyatınız göğüs açılarak mı yapıldı, göğüs kafesi? Evet hocam, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde. Şu anda 5.5 santim. Evet hocam. Peki bir şey soracağım. Damar takılan yer değil de damarın alt veya üst tarafında mı yeniden genişleme var? Çok özür diliyorum. Sarıyer'de olan saldırıyla ilgili Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapıyor. Ona bağlanıp geri döneceğiz. Tamam. Saldırının gerçekleştiği kiliseye gittiniz. Tamam. Ve hanımefendi herhalde. Tamam. Sesini kapatmamız lazım. Evet. Hocam. Tabii İstanbul olarak üzgünüz. İstanbul şehri bütün tarihi boyunca farklı inançlara, farklı etnik kökenlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Bu şehirde her inanç, her yaşayan insan güvence altındadır. En büyük güvencesi bu şehirde yaşayan 16 milyon insanımızdır.
Bu yönüyle bugün yapılan bu saldırıyı elbette kınıyoruz ve kaybettiğimiz vatandaşımıza da çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Buradaki ziyaretimizde hem saygıdeğer Peder Bey'i ziyaret ettim ve kendisine başsağlığı dileklerimi ilettim. Bulunan cemaatteki diğer vatandaşlarımıza da başsağlığı dileklerimizi ilettik. Aynı zamanda hepimizin başı sağ olsun diyerek aslında bütünüyle bu acının hepimize ait bir acı olduğunu da dile getirdim. Tabii hassas bir dönemdeyiz. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde hassas bir dönemdeyiz. Bu yönüyle de süreci takip ediyoruz. Emniyet yetkililerimiz bütünüyle teyakkuz halinde, bunu görebiliyorum. İnşallah en kısa zamanda saldırganların, ki iki saldırgan olduğu gözüküyor, maskeli şekilde girerek saldırıyı yapıp kaçtıkları gözüküyor. İnşallah en kısa zamanda saldırganların tutuklanarak olay gün ışığına çıkar ve açıklık kazanır. Dediğim gibi bu şehrin birliği, beraberliği, kardeşliği, bir arada yaşamı, her vatandaşın bir ve birlikte olduğu bu bütünlükçü yapının bizim için çok kıymetli olduğunun altını tekrar çizmek isterim. Tabii cemaatin içinde bulunan 30'un üzerinde, biraz üzerinde ibadet ettikleri anda bir vatandaşımıza denk geliyor bu saldırıda iki kurşun. Diğer vatandaşlarımızı Allah korumuş. İçinde yabancı misyon şefi ve ailesi olduğu da bilgi olarak paylaşıldı. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah korumuş. Tümden hani bu yönüyle süreci biz de yerel yönetim olarak, İstanbul şehrinin belediyesi olarak takip ediyoruz. Kendilerinin yanında olduğunu dile getirdik ve her ne ihtiyaçları olursa olsun dayanışma, işbirliği, birlikte uluslararası mesaj. Çünkü bu bütünlükçü yapımız dediğim gibi bizim hem barış. Efendim tekrar merhaba, geri döndük. Belki şu anda televizyonunuzu ilk defa açtınız. Tele 1 TV'de Sağlık Gündemi programı devam ediyor efendim. Minicik bir ara vermiştik. Operatör doktor kalp damar cerrahisi uzmanı Mahmut Akyıldız bugün sorularınızı cevaplıyor. Bugün sizin gününüz, soru cevap günü. Evet, en son şimdi, hastamızda kalmıştık. En son hastamızın bu yine aort damarının genişlediğini söyledi. Evet. Aort damarı açalım. Üçlüyü açalım. Evet. Devam edelim. Evet, bu. Burada, evet, bir geri şurada. Evet. Aort da. Şimdi dedim ya, bu anevrizma değişik yerlerde olabiliyor. Evet. Şimdi bu normal dedik. Burası genişlemiş, 7-8 santim iniyor ama şimdi bunun tabii ki bazen bu tarafa da şey yapabiliyor. Bazen bütün difüz bu aortu tutabiliyor. Evet. 5 santim ölçülmüş. Burası kesildikten sonra acaba bunun bu bölümü mü, bu bölüm mü? Bir de burası kesilip açılıp burada greft konulan bölümün genişleme ihtimali yok şuradaki. Şu greft çok güçlü. Evet. Ya bunun proksimal dediğimiz ön tarafında ya da arka tarafında 5 santimlik bir genişleme var diyor. Burada yapılması gereken nedir? Bence hasta açılıp kapandıktan sonra etraftaki dokular oraya yapışarak çok güçlü bir zırh oluşturuyor. Yani redu vaka dediğimiz ameliyat olmuş vakalarda orayın yırtılma ihtimali çok çok daha az. Onun için hastamızı bence tomografiyle takip edeceğiz. Yani ameliyata gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de burada şu da önemli. Bu damar genişliyorsa bunun genişleme hızı nedir? Mesela 4 sene 4,5 santim, 4,6 gidiyorsa rahatsın ama 6 ayda 1-2 santim yukarı gidiyorsa daha temkinli olup kontrolleri daha sık yaptırmak gerekiyor. Bu tür hastalar 6 ayda bir mi kontrole gitmeli? Ya bunun şeyi yok tabii, böyle hastasına göre değişiyor. Bazen 3, bazen 6 ay sürekli de hastayı şey yapmanın bir anlamı yok ama 5 santim sınırda ise bunun bana göre 6 ayda bir tomografiyle ve eko ile yapılması gerekiyor. Ben de cerrahi düşünmüyorum. Kısa kısa cevaplar rica ediyorum. Şeker hastalarında bypass ameliyatı riskli mi? Evet, şeker hastalarında bypass ameliyatı riskli. Neden? Çünkü şeker damarları yaygın olarak
hastalandırıyor. Yani difüz olarak hastalanıyor. Böyle olunca da siz bypass yapsanız bile önünde arkasında yeni darlıklar oluşabiliyor. Bir de bunlarda uzun patch plastik dediğimiz damarı uzun açmamız gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, buradan Adapazarı diyelim. Tamam. Yolun bir yerinde problem varsa çok kolay dönersiniz. Evet. Ama buradan Adapazarı'na kadar tüm yol iyi malzemeden yapılmamış hepsi hasta ise ne kadar yan sağ sol yapsanız da problemle karşılaşabilirsiniz. Onun için şeker hastalarının çok dikkatli olması gerekiyor. Peki. Merhaba Antalya. Merhaba efendim, canlı yayınınıza katıldım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Hemen sorunuzu rica edeceğim. Antalya Side'de ameliyat oldum. Kalp ameliyatı, açık kalp ameliyatı oldum. Göğsüm açıldı. Fakat 4 yıldır yatamıyorum. Göğsüm birleşmedi. Kırılma olmuş ve nefes darlığı çekiyorum şu anda. Ne yapmam lazım? 4 yıl önce ameliyat oldunuz. Kemik kaynamadı mı? Kırılma olmuş kaynamadı dedi. Kaynamadı efendim. Dikilen tellerde kırılma olmuş. Bunun üzerine işte ne yapacağımı da bilmiyorum. Şu anda yastıkla falan yatıyorum. Peki cerrahınızla görüştünüz mü ameliyatı yapan? Cerrahımla görüştüğümde aynen şöyle söyledi bana. Bu şekilde olan çok insan var. Bu şekilde yaşayabilirsin dedi bana. Anlayamadım. Peki. Geçmiş olsun. Bu şekilde olan çok insan var. Bu şekilde yaşayabilirsin demiş. Şimdi şöyle. Kırılabiliyor mu hocam? İman tahtasını açıyoruz ya burayı açtığımız zaman. Aslında iman tahtası çok büyük ve kalın bir kemik. Vücudun en büyük kemiği. Neden? Çünkü kaburgalar arkada omurgalara, burada da buna tutunuyor. Yani bildiğiniz gibi zaten biliyoruz. Evet. Biz bunu ortadan içi açtığımız zaman ama işi bitirdikten sonra zaten teknik bu kolay ya. Evet. Bizim klasik ameliyat tekniği bunu açıyoruz. Zaten bütün dertte bunu açmayalım diye uğraşıyoruz. Evet. Kapalı yapalım, koltuk altı yapalım, meme ama şurayı kesmeyelim. Bu kemiği kestiğiniz zaman hanımefendiciğim hasta uzun ve zahmetli bir sürecin içine giriyor. Kemik kaynasın diye biz hastayı 1,5 ay, 2 ay sağa dönme, sola dönme, aksırma, öksürme, yastığını. Yani şimdi herkesin bir yakını bir şekilde bu operasyonu gördüğü için insanlar da biliyor. Evet. Hem hasta hem yakınları. Bazen dikkat etmeyen hastalar oluyor. Özellikle yaşlarda kemik zayıf olduğu için osteoporoza bağlı. Bazen bizim koymuş olduğumuz teller kemiği kesebiliyor. Bazen hasta dikkatsiz oluyor. Bazen kilolu, bazen öksürürken yani teller kemiği kesebiliyor. Öyle durumlarda ne yapıyoruz? Ya bu kemiğin bir defa stabilize, yani hareket etmemesi, oynamaması gerekiyor. Oynarsa hastanın solunumu bozulur. Hastamızın söylediği bu. Diyor ki benim solunumum bozuldu. Evet. Ya bir de her nefes alırken burada tıkır tıkır. O zaman ne yapıyoruz? Yani ben her zaman hastalara şunu söyleyeyim. Ameliyattan önce söylüyorum bak. Ama bak diyorum, bu kemik oynatırsan bana 10 dakika mal olur. Ben 10 dakikada açar dikerim. Ama senin 1,5 ayına mal olur. Onun için lütfen dikkat edin. Hastalar da dikkat etmiyor. Bir geliyorsun yan yatıyor. Ya burayı açtığımız vakalar. Şimdi artık görüyorum, ben 35 sene önce oldum kalp ameliyatı. Şimdi görüyorum yastıkla dolaşıyorlar. Bizim de ilk benim zamanımda yoktu yani 35-40 yıl önce. Siz yorganla mı yoktu olur? Ama şöyle söyleyeyim, yaklaşık 4-5 yıl burama dokunamadım. Ve öksüremedim. Öyle. Kesik kesik. Şöyle doğru. Çok çocuktum o bir zaman. Ama şöyle burada hiç dokunamadım. Kesi çok büyük olduğu için ağrı da çok oluyor. Evet. Ve mesela öksürürken ne yapıyor? Bir basınçla bunu zorluyorsun. Evet. Özellikle 1-2 ay çok önemli. Korse kullandırmıştı bana doktor. Korse kullanır. Evet. Evet, korse kullanmıştım. Yani yastık yoktu o zaman. Detaşman diyoruz. Kemik oynamaması için hastanın hareketlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bazen korse takıyoruz. Yanına bir refakatçi. Çünkü bir de bu hasta eğer şeyse, kilolu, uyku apnesini varsa nasıl sırt üstü yatacak? Yönetmenim beni uyarıyor, diyor ki İzmir'i bekletmek istemiyoruz. Çok beklettik. Şakir Bey, özür diliyorum, beklettik. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Kolay gelsin. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Efendim, benim sol kolumda çabuk yorulma oluyor. Ve tansiyonum çok düşük. Nabızda zor alıyoruz. Sol kolunuzda, evet. Evet, sol kolumda yorulma oluyor biraz çalıştıktan sonra. Evet, kaç yaşındasınız? 59 yaşındayım. 59.
Evet. Evet. Başka bir sorunuz var mı? Yok. Yok. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ya şimdi şöyle söyleyelim. Diyor ki sol kolumda çabuk yorulma oluyor. Mesela soğukluk olabilir, ağrı oluyor, nabız, tansiyon da. Demek ki orada bir beslenme problemi var. Yani bir yerde bir tıkanıklık olabilir. Ya tansiyonu çok düşük diyor. Yani tansiyonum da düşük diyor. Demek ki az kan gidiyor. Ama bu nereden? Bir tıkanıklık. Onun için bir tomografi çekip bakmak gerekiyor. Yani buradaki daha acaba var mı yok mu? Var diyemeyiz. Ama bir problem var. Yani atar damar sistemine kola giden damar sisteminde bir problem var. Nabız değil de tansiyon düşükse, kolunu çabuk yoruluyorsa, ağrı oluyorsa, hele hele soğukluk, solukluk gibi beslenmeye bağlı problemler de varsa muhakkak bence bir damar cerrahini görmesinde fayda var. Halk arasında düşük tansiyon sağlık belirtisi denir. Doğru mudur? Uzun yaşayan insanlar tansiyonu düşük olan insanlardır. Yani düşük derken neticede yani düşün neyi kastediyorsunuz? Normal bir insanın tansiyonu 12'nin altında, 7'nin üzerinde, 12-12.8. Yani burada normal doğal olan varken düşük. Yani düşük tansiyonun da belirli şeyleri var. Neye bağlı düşük? Eğer doğal bir şekilde düşükse bunun damar, kalp damar sistemini yormaz. Şöyle düşünün. Bir motor ve bir hortumla hortum basınç yükseldiği zaman motor da bozuluyor. Arazi büyükse damar sistemi de bozuluyor. Düşük tansiyonu uzun süre yaşayan insanların 5 şeyinin özellikle düşüktür. 5 şeye dikkat edecek. 1. Tansiyonunuz, şekeriniz düşük derken düşük şeker hipoglisemik değil. Tabii, normal. Tabii, riskli. Mesela LDL'li kötü huylu kolesterolünüz. Evet, evet. Nabzınız. Evet. Nabzınız yüksek olursa kalbi yorar. Ya demek ki kalbin istirahate ihtiyacı var. Sporcuların kalbi neden az atar? Çünkü kas güçlü olduğu için az kasılmayla çok iş yapıyor. Bir de nabzınız ve kilonuzun. Kiloyu da şey olarak çok düşün, önemli. Arazi olarak. Buna 5 şeyinize dikkat edeceksiniz. Evet, çok önemli. Sevgili yönetmenim, son 3 telefonu kısa kısa alalım. Bu arada benim de soracağım sorular var. Efendim, efendim yönetmenim, bir şey mi dediniz? Tamam, devam ediyoruz o zaman biz. Efendim, biraz önce 3 tane şey saydık. Tansiyon, şeker, bunları konuştuk. Peki stres? Stres çok önemli. Hangisi? 1, 2, 3. Stres. O stres bir de. Tabii. Kalp sağlığında. Bütün sistemi o bozabiliyor. Hani sağlam vücut sağlam kafada bulunur. Kafa sağlam değilse vücudun sağlam olmasını beklemeyin. Stres çok önemli. Devam edeceğiz. Aydın'a gidelim. Gidelim. Alaaddin Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hemen sorunuzu rica edeceğim. Hocam şunu soracağım. Ben 2022 yılın Mayıs'ında kalp kapaklarım ikisi de değişti. Aorta işlem yapıldı. Her ay iğnelere kan veriyorum. 2 ay önce 2.60'tı. Sonra 2.40'a düştü. Bu ayda 2.02 oldu. Evet. Bunu nasıl hocam? İyi bilir. Çift kapak dediniz. Aort mitral mı değişti? Mitral kapaklar ikisi değişti hocam. Mitral kapakların hepsi değişti. He, iki kapak değişti. Metal mı kapağınız? Aorta bir işlem yapıldı. Metal mı kapaklar? Metal. Metal. Tamam, geçmiş evet. Olsun. Son 8 dakika. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu 72 yaşındayım diyor. 72 yaşında. Evet. Metal kapak takanlar bu kan sulandırıcı kullanıyorlar ve bunu biz iğneli dediğimiz bir testle takip ediyoruz. Şimdi çift kapak hastalıklarında bunu mümkünse 2.5'un altında düşürmemeye çalışıyoruz. Mesela biz genelde şöyle söylüyorum. İğneli direğiniz 2'nin altında düşmeyecek, 4'ün de üzerine çıkmayacak. Yani kendiniz de takip edebilirsiniz. Ama özellikle aort kapaklarda basınç gradiyenti yüksek olduğu için 2'ye yakın olabilir. Mitral kapaklarda daha ama çift kapaksa daha da 2.5 ile 3.5 arasında olması ideal. Eğer kademeli olarak düşüş oluyorsa bir tık kendisi de bilir dozunu, o kullanmış olduğu ilacın bir tık dozunu artırabilir. İdeal olanı 2.5-3.5 arasıdır. Peki. Zaten küçük bir cihazla kendin bile şeker ölçer gibi ölçebiliyorsun. Biraz stresten konuşalım.
Konuşalım. Çünkü telefonlarımız gelecek. Çok çok az vaktimiz kaldı. 8 dakikamız kaldı. Buyurun. Stres. Biraz konuşalım hocam. Madem ki sıralamada tansiyon ve şekerin önüne koyduğunuz strese biraz kalp rahatsızlıklarında, kalp krizlerinde etkili. Biraz stresten bahsedin isterim. Şimdi. Nasıl kontrol altına alacağız? Stres, evet. Yani şunu söylüyor bilimsel çalışmalarda. Stres insanın karşılaştığı olaylara vermiş olduğu fiziksel, ruhsal, mental tepki. Ama eskiden insanlar hayatta kalmak için günde 3-5 kez stresle yüz yüze gelirdi. Yiyeceğini bulmak, evet. Bir vahşiden kurtulmak veya bir konaklama yeri gibi düşün. Şimdi? Ama günümüzde sabah kalkıyorsunuz akşama kadar işte çocuk, okul, elektrik, su. Bir de bunları eğer siz bunları karşılama şekliniz, algılama, değerlendirme, yerine oturtma pozisyonunda bilinçli değilseniz evet. Sürekli olarak stres, ünlü bir filozof diyor ki stres insanın rekorlar kırmasına da neden olur, kırılmasına da neden olur. Dozu önemli. Dozu önemli. Şimdi sınava hazırlanıyorsun, stres yok. Ders çalışmazsın. Ameliyata gireceğim, stres yok. Kafayı yormuyorum. Evet. Ama bende stres varsa yarın yapacağım ameliyatı, ameliyata girmeden önce ben 5 defa daha yapıyorum. Evet. Nasıl yapıyorsun? Çünkü bir stresim var benim. Uh-huh. Onu yapayım, şöyle olursa ne yaparım, böyle olursa ne yaparım, böyle olur. Yani bunu kafamda ameliyatı yatarken boş kaldığım her yerde şey, stres. Ama sürekli olarak bu ameliyatın stresiyle 24 saat süre ve stresin süresi ve miktarı arttıkça vücut çökmeye çok başlıyor. Çok önemli. Yönetmenim depresyon. Uyarıyor. Tabii, ordu tabii. Var diyor Zekeriya Bey'de Allah. Stresi midir acaba? Hoş geldiniz Zekeriya Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Selamlar Ordu'ya. Buyurun efendim. Hocam ben Temmuz ayında ameliyat olmuştum, bel fıtığı ameliyatı. Geçmiş olsun. Sonrasında sağ bacağımda ve bir emboli atması meydana gelmişti. En son hekimimle görüştüğümde beni Ankara'ya ameliyat için göndereceğini söylemişti ama ultrasonda fıtığa herhangi bir azalma meydana gelmediği dolayısıyla. Bu konuda yardımını alabilir miyim hocamın? Ultrasonda anlayamadım bir şey. Ya bel fıtığı ameliyatı oldum dediniz. Doğrudur hocam. Ameliyat sonrasında emboli atması oldu. Anladım. Akciğerine emboli attı. Peki şu anda akciğerine emboli attı. Doğrudur hocam ama akciğerindeki emboli 6 ay önceydi. Şu an en son göğüs cerrahımla görüştüğümde tamamen iyileştiğini söylemişti ama sağ bacağımdaki emboli halen devam etmekte. Sağ bacaktaki emboli devam ediyor. Bacakta problem var mı? Hocam ağrım yok. Varis çorabı giyiyorum parmak ucundan kasığıma kadar. Emboli mi, hocam, tromboz mu? Ya toplar damarda mı, atar damarda mı olayınız? Hocam onu tam olarak bilmiyorum ama pıhtı atması demişlerdi emboli olarak. Anladım, geçmiş hocam. Olsun. Peki yönetmenim kaç dakika süren var hocama? 2 dakikam hocam. Son 2 dakika. Şöyle söyleyeyim. Anladığım kadarıyla bir efendinin bacağında varisler var. Ve varislerden de eğer varisleri genişse böyle büklüm büklüm bazen görüyorsunuz ya. Evet. O şekilde olduğu zaman bu akım yavaşlıyor. Hı-hı. Akımın yavaşladığı yerde ne olur? Pıhtı olur. Bazen o bacakta çok kötü duruma biz tabii o durumu gelmesine müsaade etmiyoruz. Hı-hı. Bazen bu hastalar herhangi bir nedenle cerrahi görürse evet. Başka genel cerrahi herhangi bir cerrahi yatalak kalırsa bu pıhtının oluşma ihtimali daha da artıyor. Hı-hı. O bacaktan toplar damarlardan kopan pıhtı toplar damarına vena cava kalbin sağ tarafına gelip akciğere gider. Evet. Bu kötü bir durum. Ne için? Varis. Evet. İleri derecede büklüm büklüm varisleri olan hastaların için bunu biz hep uyarırız. Hı-hı. Kan sulandırıp ve diğer onlara o geniş bölgede çıkarmaya çalışırız. Benim anladığım bu. Ama burada da eğer yine bacakta da tromboz devam ediyorsa o zaman ne yapıyoruz? Hastayı kan sulandırıcılarla veya bazen işte böyle özel aletlerle girerek oradaki pıhtıyı eritmeye çalışan bu konuyla özel olarak ilgilenen arkadaşlarımız var. Çok benim çok ilgi alanım değil. Değil. Ama bunu yapan arkadaşlarımız var. Bence bu konuda iyi bir deneyimli damar cerrahını görmesinde fayda var diye düşünüyorum. Hocam çok keyifle çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.
Telefonlarımız kilitlenmiş. Siz de çok güzel soru soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama sağ olun. Ama şunu da söyleyeyim. Buyurun efendim. İzleyicilerimizin sorduğu çok, sorular çok kıymetli. Çok akıllı, evet. Çok bilinçli. Evet. Demek ki iyi bir şey kitle yani. Evet. Evet. Yani soru sormak için soru evet. sormuyorlar. Hayır. Seyircilerimizi de takdir evet. ve tebrik ediyorum. Çok bilinçlidir, çok duyarlıdır ve çok hassastır. Ama şunu da söyleyeyim, her pazar devam edeceğiz. Evet, her pazar günü soru cevap yapacağız efendim. Kalp damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Mahmut Akyıldız her pazar bizimle olacak. Artık telefonlarınızı açmayınız ama sosyal medyadan sorularınızı yöneltmeye devam edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli eşiniz de kardiyolog, ona da saygılarımı sunuyorum efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben de size ve değerli izleyicilere sonsuz teşekkür. Efendim, haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, Tele 1'de kalın.